Ben bakarım. Alo. Heh, canım oğlum benim. Nasılsın yavrum? İyidir baba, senden? Ha, sağ ol. Biz biraz sonra Yavuz'la yemeğe çıkacağız, tamam mı? Evde havalar nasıl diye bir sorayım dedim sana. Sabahki gibi, parçalı bulutlu. Ha, bana bak, kız kardeşlerini sinemaya götüreceksin değil mi? Mecburen. Baba bak bu son. Artık sinemaya kendi başlarına gitsinler. Ya her yere onlarla gitmekten Tuğçe'yle baş başa kalamıyorum. Takma şunları peşime. Çocuğum, abi olmanın da zor tarafları var tabii ki yani. Neyse, kız kardeşlerin biraz büyüyene kadar idare edeceksin yavrum. Hadi bakalım, siz şimdi güzel güzel filminizi izleyin, tamam mı? Ben akşam gelince görüşürüz. Hem size bir sürprizim var. Biliyorum, anneannemler falan gelecek. Hakikaten sürpriz. Çok ayıp yavrum, çok ayıp ya. Yapma böyle çocuğum. Ya tamam, anneannem biraz huysuz bir kadın da her şeye de karışıyor ama ne de olsa anneanne yani. Neyse, bana bak, hem sürprizim o değil. Size bir hediye aldım. Öyle mi? Ne? Gelince görürsün. Yalnız sana şu kadar bir ipucu vereyim. Eğer kardeşlerinle iyi geçinirsen o hediyeyi sen de kullanabilirsin. Geçinemezsem? Geçinemezsen o zaman sana vermezler. Çünkü bu üçünüze ait bir hediye. Baba bak, görüyor musun? Yine beni kardeşlerimle iyi geçinmeye zorluyorsun. Hadi oğlum, seni seviyorum. Öptüm canım. Akşama görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Oh. Ne oluyor dostum? Yine birbirlerini mi yiyorlarmış? Ya sorma Yavuz. Yani sabah akşam aynı şey kardeşim. Şimdi bizim oğlan kız arkadaşıyla yalnız sinemaya gitmek istedi. Bizim kızlar da sinemaya gitmek istiyor. Fakat sinemanın yeri çok uzak. Oğlum dedim, hani kız kardeşlerini de bırak dedim, ona kızıyor. Bana bak, sen ol, tamam mı? Sakın kızına bir kardeş yapayım deme. Nerede çok çocuk orada çok dert. Hmm. O dertler için bütün maaşını verip kamera almayı biliyorsun ama. Ne haber? Ne yapayım Yavuz? Yani tamam kızıyorum ama ben onları canımdan çok seviyorum. Hem neyse, sen onu bırak da bak. Akşama bu kamerayı onlara verince hepsi deli olacaklar. Ha, dur dur, çıkmadan ben de bir eve arayayım. Kızımı özledim, bir sesini duyayım. Hadi Toprakçığım, aç ağzını. Bak çorban buz gibi oldu. Hadi mercimek, aç ağzını. Çorban buz gibi oldu. Toprak bak, kızıyorum ama artık. İç şu çorbanı. Bak kızıyorum ama iç şu çorbanı. Ben ne yaptım şimdi Toprak? Annecilik oynuyorum canım. Kızım sen sabahtan beri bir şeycilik oynuyorsun. Evcilik bitmedi, doktorculuk, komşuculuk. Bunları oynamaktan çocuk olmaya vakit bulamıyorsun. Bilmem farkında mısın? E ne yapayım? Sihir yapmama izin vermiyorsun. Ben de fani oyunları oynuyorum. Hadi telefona bak. Ay, emredersiniz hanımefendi. Efendim. Ne oldu hayatım? Niye açmıyorsun telefonu? Kızınla biraz tartışıyorduk da. Ne probleminiz var yine? Annecilik diye bir oyun buldu. Sabahtan beri beni taklit ediyor Yavuz. Nasıl yani? Basbaya. Ben ne yaparsam aynısını yapıyor Yavuz. Bak şimdi mercimek ne yapacağım? Ben onu giydirirken o da mercimeği giydiriyor. Ben onu yedirirken o da mercimeği yediriyor. Ben ne söylersem aynısını tekrar ediyorum. Çok sinir bozucu bir şey Yavuz. Ben kötü bir şey yapmıyorum baba. Anneme ayna oluyorum. Aferin benim kızıma. Çok güzel bir oyun oynuyormuşsun. Sen aynen devam et. İstersen bundan sonra ben de sana ayna olayım Yavuz. Böylelikle nasıl bir koca, nasıl bir baba olduğunu daha iyi görürsün. Aşk olsun hayatım. Ben kötü bir koca mıyım? Bence harika bir babasın baba. Sağ ol kızım. Hadi sen yine anneni ver. Benim çıkmam lazım. Akşam evde görüşürüz. Tamam baba. Veriyorum. Öptüm. Şey, sizde ne oluyor Allah aşkına? Ya kimle konuştun sen? Kafam karıştı da. Biliyorsun bizim evde iki tane çocuk var. Bir biri alıyor telefonu, bir öteki. Bir şey mi dedin hayatım? Sadık'la konuşuyorduk da öyle şaka falan yaptık. İyi. Kaçta geleceksin? 7 gibi gelirim. Sonra beraber Betüşler'e gideriz. Tamam, hoşça kal. Bay bay canım. Çocukmuş. Toprak, yine neredesin? Evcilik oynama saatim geldi. Salona evimi kuracağım anne. Toprak ne yapıyorsun? Ben salonu daha yeni topladım. Kusura bakma anne. Ya özgürce sihir yapmama izin ver ya da bırak fanilerin sihirsiz ama neşeli oyunlarını oynayayım. Sinirlenmeyeceksin Eda'cığım. Sakin bir anne olacaksın. Kızına bağırmamak için ondan sıfıra kadar yavaş yavaş sayacaksın. 10 9
8 7 Tuğçe'ye mi bakıyorsun Cem? Evet. Dur bakalım ben bir sokağa bakayım gelen giden var mı? Ortalıkta daha kimse görünmüyor Cem. Sağ ol. Avni amca ben içeriye giriyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. Bir günde bizim evi gözetlemesi şaşarım. Perdeyi yüzüme kapattı. Aa hayret bir şey ya. Ama çocuk haklı. Odasını gözetlerken yakalandı. Ayıp mı oldu acaba? Aman ona ayıp olduysa o zaman çileye bakarım ben de. Mutlaka onda sihir vardır. Ne oluyormuş Çilek? Bir şey yok abla. Avni amca ile abi camdan cama konuşuyorlarmış. Avni amca yine teleskobun başında mıydı? Her zamanki gibi. Aman Çilek de bana bakıyormuş. Artık sihir görme şansım sıfır. Hay Allah. Ama niye? Akşama Sadık Beylere davetliyiz. Artık sihir orada görür. Bütün periler orada. Siz akşama Suzan'ın cadaloz yengesine gitmeyecek miydiniz? Sen ne zaman uyandın hala? Şimdi. Bir şey sordum. Yani halacık yengeye gideceğiz ya akşam. Giderken böyle kapıdan Sadık Beylere uğrayalım dedik. Neden? Sen genelde onlara elindeki o acayip şeyle uğrarsın. Davetli olmadıkça öyle birbirinize girip geldiğiniz yok. Yani şeyden dolayı... Siz akşama onlara gideceksiniz. Suzan tembihledi değil mi? Halanı yanımızda götürmeyelim, yengemlere gidiyoruz diyelim dedi. Pah! Yazıklar olsun sana abi. Ne biçim bir gelin almışız biz. Seni bana karşı bile parmağında oynatıyor. Ya halacığım nereye gidiyorsun? Dur. Giyinip halden anlayan birine gideceğim. Ama halacığım... Aman be hala, Suzan bir yandan, sen bir yandan yalağa döndüm ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Baban ve bizlerle hayat renkli günler şeker.